Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaşık kaşık yiyeceğiniz buz gibi bir lezzet, yapımı aşırı pratik, görüntüsü şahane, ganajlı muhallebi yapıyorum. Hemen yapımına geçelim. İlk olarak muhallebimizin yapımı ile başlıyoruz. Orta boyutta bir tenceremizin içerisine 1 litre sütün tamamını boşaltalım. Arkadaşlar 1 litre süt 5 su bardağına denktir. 200 mililitre bilginiz olsun. Sütümüzün hemen arkasından tepeleme dolu olacak şekilde 2 yemek kaşığı dolusu un, 2,5 yemek kaşığı nişasta, mısır ya da buğday nişastası hiç fark etmiyor. 1 su bardağı toz şeker. Kullandığım bardak ölçüm 200 mililitre. 1 tane yumurta sarısı ve son olarak 1 paket şekerli vanilin ekleyelim. El çırpıcısı yardım ile güzelce topak kalmayana kadar iyice bir karışım sağlayalım. Karıştıralım. Daha sonra orta gözlü ocağımızın üzerine alalım. Başından ayrılmayalım, dibine tutma söz konusu arkadaşlar. Güzelce karıştırarak iyi bir kıvam elde edelim. Yalnız bunu da belirtmek istiyorum, tabanda böyle topaklanmalar olabilir. Bu hiç önemli değil çünkü az sonra mikserden geçireceğiz. Arkadaşlar göbek atıp tam olarak katılaşıp bu kıvama geldiğinde hemen muhallebimizin altını kapatıp ocaktan alalım. Sıcak sıcak muhallebimizin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekleyelim. İnanılmaz lezzetli bir tat sağlıyor. Tereyağı benim ince çizgim olmazsa olmazım biliyorsunuz. Hemen sıcacık zaten tereyağı içerisinde eriyor. Birkaç tur karıştırıp tereyağımızı eritelim ve başka bir kaba aldım ben daha soğuk bir kıvam alması için. Çok çabuk soğuyor başka kaba aldığımızda arkadaşlar. İçerisine bir paket toz krem şanti ekleyelim. Şimdi mikser zamanı. 2 dakika boyunca mikserden geçirip pürüzsüz bir hal almasını sağlayalım. Ben pankek kabına doldurarak pay etmeyi tercih ediyorum. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Yani kepçeye göre bu kabı çok seviyorum. Siz dilerseniz kepçe ile kup bardaklara ya da kaselere pay edebilirsiniz. Muhallebilerimiz şu anda hazır. Bir kenarda beklesin. Güzelce oda ısısında soğusun. Biz ganaj yapımına geçelim. Isıya dayanıklı cezvemizin içerisine 200 ml olacak şekilde sıvı kremamızın tamamını boşaltalım. Daha sonra ocağımızın altını açalım. Yalnız kontrollü arkadaşlar sık sık karıştırarak İyi bir ısı elde edelim. Zaten böyle fokur fokur kaynatmanıza hiçbir şekilde gerek yok. İyi bir ısı elde etmeniz yeterli. Güzelce ısınan kremamızın içerisine 80 gram yani bir paket çikolatamızı kırıp kırıp ekleyelim. Ben bitter çikolata kullandım. Siz dilerseniz beyaz çikolata ya da sütlü çikolata ile yapabilirsiniz. Arkadaşlar karıştıra gördüğünüz gibi çikolatamızı sıcak kremanın içerisinde bu şekilde eritelim. Daha sonra soğuyan muhallebilerimizin üzerine kup bardaklarımıza bu şekilde pay edelim. Sıcak ganajımızı da güzelce pay ettik. Oda ısısını da soğumaya bırakalım. Tam olarak soğuduktan sonra üzerine süsleyin. Çünkü içerisine çikolatalar batıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Süslemeden de direkt sade olarak da servis edebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Nasıl isterseniz. Oda ısısına gelmesini bekleyelim. Tam olarak oda ısısına geldikten sonra 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Çünkü şu anda ganajımız inanılmaz akışkan bir kıvamda. Bakın buzdolabına girip çıktıktan sonra gördüğünüz gibi çok güzel donuyor. Buz gibi oluyor arkadaşlar. Hemen doku testine geçelim. Ganajımızın şeker miktarı yeterli arkadaşlar. Kesinlikle muhallebisine 1 su bardağı toz şekeri geçmemeye çalışın. Umarım yaptıktan sonra beğenirsiniz. Afiyet olsun.